Daha önceki videomda isminizin AppCap hesabı nasıl hesaplanır ve hangi esmaya karşılık gelir bu konudan bahsetmiştim. Bugünkü konum AppCap hesabı ile burcunuzu bulmak. İlk önce şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Bu kanal sizin. Yaptığım paylaşımlara like atar, yorum yaparsanız gün geçtikçe güçleniriz. Amacım bu tür ilimleri bilmeyen ve hesaplayamayanlara yorumlar kısmında yardımcı olmaktır. Yorumlar kısmına isminizi ve anne isminizi yazmanız yeterli oluyor. Lütfen başkaca bilgiyi yorumlar kısmında paylaşmayın. Genel olarak baktığımda internette ve YouTube'da abjad değeri ile burç hesaplama yapılırken 1'den 10'a kadar her harfe sayı değeri verilerek yapılıyor. Bunun çok yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Bir defa her rakamın bir abjad değeri vardır. Bunu tablo halinde gösteriyorum. Önceki videomda isimlerin abjad değerinin nasıl gösterildiği konusunda anlatım yaptığım için burada fazla bahsetmek istemiyorum. Abjad değeri elif ile başlar, bunun değeri 1'dir. Gayn ile biter ki bunun değeri de 1000'dir. Tabloda da gördüğünüz gibi her harfin abjad değeri verilmesi gerekir. Tabi burada bu değer hesaplanırken genelde yanlış yapılmaktadır. Her önüne gelen bu çalışmayı yaptığında yanlış ve sıhhatsiz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmayı bu ilme vakıf ehline hesaplattırmanız gerekmektedir. Bazen yorumlar geliyor. Önceki anlatımımda çok karşılaştığım şunu söylemek istiyorum. Geleceği sadece Allah bilir. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Gerçek ilim Allah katındaki ilimdir. Bu nedenle gelecekle ilgili yorum yapın demenizi istemiyorum. Bu nedenle bu tarz gelen taleplere cevap veremiyorum. Ancak tabii zamanım olduğu müddetçe yorumlar kısmına yazarsanız AppChat hesabınıza karşılık gelen esmayı ve burcunuzu hesaplayabilirim. Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar ehil alimler tarafından Kur'an-ı Kerim'in ayet ve kelimelerinden cifir ilmine göre bir takım tarihler çıkarılarak bazı hakikatlerin sırlarına bu yol ile ulaşılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ilimler vardır. Bu ilimleri de herkes kendi kabiliyetine göre okuyabilir veya hissedebilir. Ancak bu ilimleri Kur'an'dan okurken benim anladığım ilim kesin doğrudur diyerek değil de ben böyle anlıyorum şeklinde söylemek gerekir. Çünkü bir gün bu anladığı bilgiler yanlış olursa haşa Kur'an yanlış olmuş gibi algılanır. Ancak gördüğüm kadarıyla herkes her şeyi biliyormuş gibi ortaya çıkıp yorum yapmaları çok doğru bir davranış değildir. Netice olarak abjad hesabı geleceği keşfetmeye yeterli bir kaynak değildir. Gelecek Allah'ın ilminde, iradesinde ve kudretindedir. Allah bildirmedikçe hiçbir kimse hiçbir hesaplamayla yarının ne olacağı hakkında bir ön bilgiye veya tahmine sahip olamaz. Bu bilgileri verdikten sonra AppChat hesabına göre burcunuzu hesaplayabilmemiz için ilk önce adınızın sonra da anne adınızın AppChat değeri bulunur. Bunların toplamı alınarak 12'ye bölünür ve kalan sayı sizin burcunuzu verir. Adınızın ve anne adınızın AppChat değerinin toplamının 12'ye bölümünden kalan değer 0 ise AppChat değerine göre burcunuz balıktır. Bu bölümden kalan 1 ise burcunuz koçtur. 2 ise boğa, 3 ise ikizler, 4 ise yengeç, 5 ise aslan, 6 ise başak, 7 terazi, bölümden kalan 8 ise akrep, 9 ise yay, 10 ise oğlak, 11 ise kova burcudur. Sevgili dostlar, diğer videolarımı izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın sevgili kayıp ilimler izleyenleri.